TV ekranlarına hoş geldiniz. Gündem Özel'de bugün Cumhuriyet Gazetesi'nin manşetini konuşacağız. Ben Çağrı Develioğlu, konuğum Cumhuriyet Gazetesi Ege Bölge Sorumlusu Tuncay Molla Veysioğlu. Yayınımıza hoş geldiniz Sayın Molla Veysioğlu. Hoş bulduk. Nasılsınız? Çok teşekkürler Çağrı, sen nasılsın? Şunu çok teşekkürler, güzel. Ben de iyiyim. Bugünün gerçekten güne damga vuran haberiydi. Yangın vurguncuları manşetiyle Cumhuriyet'te manşet olan haberimiz. Tuncay Bey'in geçen hafta yılın gazetedeki yılın haberi ödülüne layık görülen Tuncay Bey'in yeni haberlerinden bir tanesi. Bu da gerçekten damga vurucu, dikkat çekici bir haber. Yanan orman alanlarındaki milyonlarca ağaç yok pahasına yandaşlara verildi. Spotuyla verildi. Tuncay Bey, bize haberin bir sinopsisini verebilir misiniz? Vereyim Çağrı, şöyle. Bu aslında Cumhuriyet tarihinin en büyük skandallar zincirinin son halkası. Yani bu haberi anlamak için 2019 yılına dönmek lazım. 2019 yılında başlayan orman yangınlarına, onun perde arkasına bakmak lazım. Bugünden baktığımızda benim anlamlandırdığım bir süreç yaşadığımızı görüyorum. Çok kısa özetlemem lazım. Bugün Cumhuriyet Gazetesi'ndeki köşemde de aslında bu arka planı yazdım. Bir süreç 2019'dan beri. 2019 yılının yaz aylarında Muğla'daydım ben. Yangın çıktı ve gözlerim yukarıda, yükseklerde Türk Hava Kurumu uçaklarını aradı. Uçakların olmadığını görünce niye olmadığı sorusunun peşine düştüm. Ve gerçekten o soru beni çok tarihi skandallar zincirinin, ihmaller zincirinin ve bence cinayetler zincirinin ortasına taşıdı. Türk Hava Kurumu uçakları Orman Bakanlığı'nın kararıyla yangın söndürme işinden çekilmişti. Neden diye gazetede sorduk. Neden Türk Hava Kurumu uçakları yok yangınlarda diye. Dönemin Orman Bakanı Bekir Pakdemirli bir açıklama yaptı ve bu uçaklar hurda dedi. Daha sonra uçakların hurda olmadığını Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'nün resmi belgeleriyle ispatladım. Onu da Cumhuriyet'in manşetinden verdik. Uçaklar hurda değil, en az 5 Türk Hava Kurumu uçağı uçabilir durumda dedim. Bunun üzerine bakanlık tabii yanıt veremedi, açıklama yapmadı. Fakat 3 yıl boyunca gökyüzünde uçak olmadığı için ormanlarımız cayır cayır yandı. 2019, 2020 ve 2021 yıllarında. Ve ben de bunu takip eden bir dizi haber yaptım. Yani bir haber seli şeklinde, bir belge seli şeklinde arka arkaya çok önemli haberler yazıp Cumhuriyet Gazetesi'nde gündeme getirdik. Kabaca özeti şuydu, ormanlarımız yanarken Orman Bakanlığı ve AKP iktidarı Türk Hava Kurumu uçaklarını yatırmıştı. Uçakların yatması, uçakların yerine helikopterlerin tercih edilmesi, bu helikopterler tercih edilirken yandaş firmalara bu işin ihale edilmesi, helikopterlerin yangındaki cılız müdahaleleri, bütün bunları biz Cumhuriyet Gazetesi'nde belgeleriyle yazdık. Yani yangın söndürme işini AKP ile birlikte özelleştirildiğini, özel sektöre devredildiğini yazdık. Yangın söndürme konusunda dünyanın en iyi yetişmiş hava pilotlarının, ateş kuşları olarak bilinen Türk Hava Kurumu'nda görev yapan, 10 yıllardır görev yapan ve sayısız yangına hem Türkiye'de hem de yurt dışında çok sayıda yangına başarıyla müdahale eden Türk Hava Kurumu uçaklarının ve pilotlarının bu süreçte bilerek devre dışı bırakıldığını ispatladık ve bu ihmalin, öyle söylüyoruz şimdi ama izleyicilerimiz karar verir bu haberin sonunda, ihmal mi, cinayet mi, bile bile mi? Yani hakikaten büyük sorular var. Bu soruların peşine düşmek lazım. Bu sürecin sonunda ateş kuşlarının lağvedilmesi, yani çok deneyimli Türk Hava Kurumu pilotlarının yangın söndürme işinden el çektirilmesi, Türk Hava Kurumu'nun uçabilir durumdaki uçaklarının hangarlarda çürütülmesi sebebiyle 3 yıl boyunca on binlerce hektar alanımız içindeki canlarla birlikte kül oldu. Biliyorsun bu mücadelede şehitler de oldu. Orman yangınlarıyla mücadelede.
Dolayısıyla bugünden baktığımızda neden bu uçaklar yattı? Neden Türk Hava Kurumu uçakları devre dışı bırakıldı? Neden 3 yıl boyunca yangınlara yeterli müdahale edilemedi soruları hep havada asılı kaldı. Biz gerekçeleriyle bunu, belgeleriyle ortaya koyduk. İşte bir helikopter şirketinin yandaş şirket olduğunu anlattık. Orman Bakanı'nın 2020 yılında Türk Hava Kurumu uçakları dururken gidip Rus yangın söndürme uçaklarını denediğini ve Rus yangın söndürme uçaklarını kiralayarak Türkiye'deki yangınlara müdahale kararı aldığını, onu da Cumhuriyet'ten Türkiye öğrendi, onu da yazdık. Hatta Orman Bakanı'nın Rus yangın söndürme uçaklarıyla ilgili Rusya'da anlaşma yaptığı sırada bu uçakların Türkiye'deki arazi koşullarına uygun olmadığını, uçakların manevra kabiliyetinin sınırlı olduğunu, bu uçakların ve pilotların Türkiye'deki hem coğrafi yapıya hem de ateş kuşlarının, yani o bizim uzman usta pilotların bilgilerine haiz olmadıklarını, dolayısıyla bir tehlike barındırdığını yine Cumhuriyet'te yazdık. Havacılık konusunda uzman avukat Haluk Pekşen, Cumhuriyet Halk Partisi eski milletvekili, sivil havacılık konusunda havacının gelişiminde uzman bir isimdir. Onunla yaptığım bir görüşmede bu uçakların Türkiye'de uçmasının mümkün olmayacağını açıkladı ve biz onu da gazete manşetimize koyduk. Rus uçakları uygun değil diye. Neden bu kadar detaylı anlatıyorum biliyor musunuz? Belki izleyicilerimiz hatırlayacaklardır. Biz bu haberi yaptıktan 10 gün sonra Rus yangın söndürme uçağı dağa çakıldı. Ve hala o işin, o dağa çakılma meselesinin perde arkasını biz öğrenebilmiş değiliz. Bu uçak neden dağa çakıldı diye. İçinde hem Türk hem de Rus mürettebat vardı ve hayatını kaybetti. Yani gerçekten bunu yazmaktan, uyarmaktan mürekkebimiz kurudu. Orman Bakanlığı'na ve AKP iktidarına. Neden ısrar ediyorsunuz? Neden Türk Hava Kurumu uçaklarını dışladınız? Neden ormanlar cayır cayır yanarken adeta bunu seyrettiniz ve göz yumdunuz diye? Çok sayıda soru, haber, televizyon programında ben bunları gündeme getirdim. Bugün Cumhuriyet Gazetesi'ne yansıyan bu haber, hakikaten ben yine ilk duyduğumda bunu doğrulatmak için çok büyük çaba harcadım ve kanım dondu. Yangınlar bittikten sonra AKP iktidarı, Orman Bakanlığı, Orman Genel Müdürlüğü yangın alanlarını apar topar yandaş şirketlere verdiler. Yandaş şirketler bu alanları aldılar ve içinde bulunan ağaçları, milyonlarca metreküp ağaçtan söz ediyoruz, ağaçları kestiler ve ekonomiye kazandırdılar. Peki bu hangi yöntemle yapıldı? Piyasa fiyatı 2500 metreküp olan ortalama envali, enval izleyicilerimiz nedir diye sorabilirler. Enval bir ormanın içinde bulunan ekonomik değerlerin tamamı çağrı. Dolayısıyla bu yanan orman alanlarında da 20 milyon metreküp envalin, yani ekonomik değerin olduğu uzmanlarca hesap edildi. Fakat Orman Genel Müdürlüğü bunu yandaşlara ihale ederken 13 milyon metreküp üzerinden dağıttı. İhalesiz verdi. Büyük parçalar halinde verdi. Ve metreküpü 2500 TL, 3000 TL olan tomruk ve benzeri orman değerlerini ortalama 100 liradan bu şirketlere verdi. Yani yolsuzluğun, vurgunun boyutuna bakar mısın? Devasa bir rakamdan söz ediyoruz. Milyarlarca dolarlık bir paradan söz ediyoruz. Bugün Cumhuriyet Gazetesi'nin manşetine yansıttığımız haber buydu. Yani bunun adı tarihi vurgun dedik. Hakikaten de öyle. Ben yazarken bile çok üzüldüm. Bizler ormanların cayır cayır yanmasına üzülürken, ağlarken, Türkiye ağlarken ormanları kaybetmenin üzüntüsüyle birileri de böyle ellerini ovuşturuyormuş maalesef. Biraz önce bu acı yangınlardan bahsederken bilgi seli şeklinde verdiğinizi hatırlatmıştınız. Şimdi bu da bir seri şeklinde yayınlanacak gazetemizde. Yarın da Türkiye'nin ormanları Avrupa'nın dev mobilya ve inşaat firmalarına nasıl peşkeş çekiliyor?
Orman sömürüsünü perdeleyen uluslararası belge nasıl veriliyorun detaylarını yazacaksınız. Ve hatta muhtemelen bitti, sayfası da hazırlanmıştır. Bununla ilgili ufak bir ön bilgi vermek ister misiniz izleyicilerimize? Tabii. Detayları yarın izleyicilerimiz okuyacaklardır mutlaka. Dediğim gibi bu bir haber seli. Tıpkı 2019'da yaptığım 12-13 haberden oluşan o bilgi seli gibi, matruşka gibi iç içe geçmiş bir soygun ve yağma yöntemi modeli. Burada da onu görüyoruz. Ormanlara biz bakıyoruz Çağrı, ama tabii uzmanlar daha farklı görüyorlar. Hani biz ormanlara bakıyoruz. Türkiye'nin hakikaten dört bir yanı, özellikle Ege başta olmak üzere, olağanüstü güzelliklerle dolu ve Türkiye orman bakımından da son derece zengin bir ülke gibi sanıyoruz. Oysa ki AKP iktidarı döneminde bu ormanlar tahsis yoluyla yine yandaşlara verilmiş. Önceki yıllarda orman köylülerinin korunması için, ormanda yaşayan köylülerin yaşatılması için, yani orada yaşayan insanların ormanları ve köylerini terk etmemesi için ormanda bulunan bu ormancılık faaliyetleri köylülere verilir. Ki onlar da geçimini sürdürsünler, hem de ormandaki ekonomik değerleri de ekonomiye kazandırsınlar diye, bu enval dediğimiz varlıkları. Fakat AKP ile birlikte orman köylüleri bu işin dışına itiliyor. Ve bu alan yine tıpkı bu beşli çete, yasaklandı bunu söylemek ama beşli müteahhit grubu diyelim, düzeltelim. Hani AKP'ye yakın bir beşli grup var. Aynı öyle bir beşli grup bu sektörde de var. Ormancılık sektöründe de var. O beşli grup bu işe dahil ediliyor ve tahsisler yoluyla ormanlardan olağanüstü boyutta bir kesim yapılıyor. Yani bir yılda 10 milyon metreküp kesilmesi gereken, maksimum derecede kesilmesi gereken ormanlık alandan 30 milyon, 40 milyon metreküp ağaç kesiliyor. Bunun detayları var yarınki haberimizde. Bu da hakikaten bugünkü yaptığımız haberin, skandal haberin devamı niteliğinde. Bu şekilde 4 ya da 5 haber seli hazırladık. Ben bugün Orman Bakanlığı'ndan bir açıklama bekledim açıkçası. Hem iktidardan, AKP iktidarından, hem de Orman Bakanlığı'ndan. Türkiye bugünkü manşetimizde sarsıldı ama Orman Bakanlığı sus pus. Dilerim bugün gazetede yer verdiğimiz iddialara, yarın da devam edecek bu iddialara, bakanlık yetkilileri ya da Orman Genel Müdürlüğü ilgilileri bir yanıt verirler. Biz de o yanıtları gazetelerimize, ekranlarımıza taşırız. Bu iddiaların perde arkasıyla ilgili, neden ihalesiz iş verilmiş, neden orman köylüleri devre dışı bırakılmış, neden 2500 lira metreküpe olan emval 100 liradan satılmış, bunları muhataplarına sorup onlardan bir yanıt almış oluruz. Dilerim bir an önce bu yanıtları biz de alırız ve bu haber serinin neticesinde yine bir yayında görüşürüz Sayın Molla Veysoğlu. Zaten soracağım başka sorular da olacak ilerleyen günlerde. Bunu biz de gazetemizde ele aldık. Yangınlardan ders almadığımız ve yazın yaklaşmasına rağmen Türk Hava Kurumu'nun uçaklarının henüz envanterde olmaması, bir önlem dizisinin alınmaması da büyük sorular olarak kafamda canlanıyor. Bunlarla da ilgili konuşmak isterim açıkçası ileride. Seve seve. Hakikaten ormanlar yanarken kimler ellerini ovuşturdu? O ormanların üzerinden tüten dumanlar kimlerin vicdanını kararttı? İzleyicilerimiz Cumhuriyet Gazetesi'nden takip edebilirler. Verdiğiniz bilgiler için çok teşekkür ederim. Bir de kapatmadan önce Tuncay Bey, sizi tebrik ediyorum. Yılın gazetecisi ödülünü aldınız. Bununla ilgili ne söylemek istersiniz? Efendim, tabii Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Türkiye'nin ve meslek örgütümüzün en saygın örgütlerinden, kurumlarından bir tanesi. Gazetecilik de işte marifet iltifata tabidir derler. Bizim de amacımız biliyorsunuz halka doğruları aktarmak, gerçekleri aktarmak. Bu gerçeklerin peşinde koşarken pek çok risk alıyoruz. Ama işimizi severek yapıyoruz. Türkiye Gazeteciler Cemiyeti gibi
mesleğin onurunu ayakta tutan ve çok değerli meslek büyüklerimizin de yönetiminde yer aldığı bir kurumdan yılın gazetecisi ödülünü almak beni hakikaten çok gururlandırdı, mutlu etti. Sizin aracılığınızla bir kez daha teşekkür ediyorum onlara. Bu arada Tuncay Bey, ben teşekkür ederim yayınımıza katıldığınız için. Ağzınıza sağlık ve diğer haberleri heyecanla bekliyoruz. Önümüzdeki günlerde görüşmek üzere. Çok sağ olun Tuncay Bey. Çok teşekkürler. İyi yayınlar. Çok sağ olun. Ürettiğim, hakikaten heyecanla ve keyifle takip ediyorum. Çok güzel işler yapıyorsunuz. Türkiye'de medya şekil değiştirdi, form değiştirdi. Geleneksel medyadan çok artık dijital mecralara kaydı yayıncılık. Bu anlamda Türkiye'nin en güçlü gazetesi, en köklü gazetesi Cumhuriyet Gazetesi'ne de böyle bir yeni dönemde yenilikçilik yakışırdı. Gayet iyi götürüyorsunuz. Ben de sizi tebrik ediyorum. Çok teşekkürler. Bunu duymak gerçekten onur ve gurur verici. Çok sağolunuz. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Cumhuriyet TV'de gündem özelde konuğumuz, bugünün en önemli, en kritik haberine imza atan Cumhuriyet Gazetesi Ege temsilcisi Tuncay Molla Veysioğlu'ydu. Yangın vurguncularını konuştuk. Yana normal alanlardaki milyonlarca ağaç yok pahasına yandaşlara satılıyor. Ve bununla ilgili bir yazı dizisi bugünden itibaren Cumhuriyet Gazetesi'nde yer alacak. Biz de bunun yankılarını konuşmaya, sosyal medyada da takip etmeye devam edeceğiz. Yayınımızı izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Hoşça kalın, görüşmek üzere.